Merhaba arkadaşlar. Şimdi Bangkoklumuzu Orassa Sivaranch, yani bizim bildiğimiz ismiyle Bangkoklu, kış boyunca uyudular. Şimdi havalar ısınmaya başlayınca bu şekilde gül formundan açılmaya başladılar. Kış boyunca şu formdalardı. Bakın hala açılmayanlar var. Ama havaların ısınmasıyla beraber şu an yapraklarının araları açılmaya başladı. Şimdi bunlara bahar bakımı yapmamız gerekiyor. Üzerindeki ölü yapraklardan kurtarmamız gerekiyor. Ve şu dönem hızlı bir şekilde yeni yavrularından çoğalacaklar. Bunu birlikte bakımını yapacağız. Bakın şu şekilde uykudalardı. Sadece kuru mamaları adına çok az su veriyordum. Yoksa yoğun bir şekilde sulama yapılmadı kış boyunca. Soğuk havalarda bu şekilde gül formunu alarak tamamen kapanıyor. Ama yazın gül bu şekilde açılıyor. Çiçek gibi açılıyor, bakın araları açıldı yaprakların. Yoksa minik minik top top şöyle şuradaki gördüğünüz gibi yakınlaştırarak size göstermek istiyorum. Bu formdaydı. Ama şu an hepsi açılmaya başladı. Onun için bakımlarını yapmam lazım. Ölü yapraklarını ayırmam lazım. Toprağını ayarlayıp tekrar bunları dikime alacağım. Sizinle beraber bunu yapacağız. Telefonumu sabitliyorum. Ve o şekilde işleme başlıyorum. Ne kadar hoş. Birçoğumuzun çok severek baktığı özel sukulentlerimizden biri. Özellikle bu gül formlarına hayranız. Çok minikler, çok büyük değiller. Ama görünüş itibariyle harikalar. Şimdi bahar bakımını beraber yapalım. Yavrularından çoğalarak devam ediyor. Nasıl bir kök attığını sizle beraber görmek istiyorum. Bakın. Bu şekilde. Bangkoklar bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yavrularından çoğalıyorlar. Bakın artık hepsi birer anne olmuşlar. Kendi köklerini vermişler ve kendi yavrularını üretmişler. Bunları bu şekilde tek tek bu kuru yapraklarını almamız gerekiyor. Bu şekilde bakımlarını yapmamız gerekiyor ve aynı saksıyı alacağım ama toprağını birazcık vitaminleyerek alacağım. Solucan gübresi ekleyeceğim. Bir yıldır bu saksıdalar. Bu anne Bangkoklular yavrularını çoğalttıktan sonra ömrü tamamlanıyor arkadaşlar. Çiçek açıyor. Çiçek açtıktan sonra da ölüyorlar. Ama çok fazla yavru vermiş oldukları için o yavrularından tekrar devam ediyor çoğalmaya. Muhteşem sukulent çeşididir. Şu şekilde tek tek yapraklarını ekliyorum. Umarım görülebiliyordur. Biraz ince iş uğraştırıyor. Ama sonucuna değiyor. Tamamıyla alt yapraklarını kurutarak gül formunu almışlardı kış boyunca. Bakın bu şekilde temizlemem gerekiyor. Şimdi güneşi gördükten sonra baharı hissetti ve bu şekilde açılmaya başladılar. Bakın alttan bile yavru vermiş.
Bankokluğunun saksısına solucan gübresi ve vermikülüt ekledim ekstradan. Biraz da kaktüs ve sukulent toprağı ekleyeceğim. Ve şöyle temizlediğim bankokluları yeni yerlerine geçireceğim arkadaşlar. Aynı saksıya dikeceğim. Ama tüm kurumuş kabuklarını ayıkladım. Ve toprağını bu şekilde güçlendirdim. Bankokluğun toprağına akıllı gübre ekliyorum arkadaşlar. Şimdi bankoklukları sırayla dikiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Bu şekilde çoğalacaklar. Şu kırılan yaprağı içerisine koymamız yeterli. Kök kısmını koymamız yeterli. Bu şekilde hemen çoğalacaklar. Yapraklarını genel olarak temizledim. Hala gözden kaçanlar vardır. Çünkü çok ince bir işlem. Çok vakit alıyor. Bir saattir yaprak temizliyorum. Şimdi bakın mesela şunu annelerinden ayıracağım. Ayrı bir birey olarak köklenecek. Toprağımda vermikülüt de var. Bu şekilde çok kolay köklenecek arkadaşlar yeni yavrular. Bu şekilde kol atarak büyüyorlar. Buradan kök verecek. Bu şekilde koymam yeterli bakın. Hiç kökü yok, hiçbir şey yok. Ama o şekilde yerleştirdiğimde yine tutacak. Toprak içerisinde yavruların gömülmemesine dikkat etmemiz lazım. Biraz vakit alıyor bankokluyla uğraşmak. Ama keyifli. Hafif şu toprağın üzerine şu saplarını bakın yatırıyorum ve oradan kök verecekler. Sonra anne olarak devam edecekler, ayrı bir birey olarak devam edecekler. Onun için şu şekilde toprağa temas etmesini istiyorum. Akıllı gübre koydum. İçerisinde akıllı gübre var. Bahar bakımlarını yapmış oluyorum. Yeni yerlerine geçtiler ve bolca solucan gübresi ve akıllı gübreyle destekledim ve tamamıyla açılacaklar. Şu büyük anaçlar gibi açılacak ve bu saksıyı dolduracaklar. Bu yavrular hızla büyüyecek ve yeni yavrular gelecek. Bankokluğun bakımı bu şekilde. Bir parça ayırdım. Onu da küçük bir saksıya dikeceğim. Çünkü sığmayacak. Şu şekilde. Bakın. Bunu da küçük bir saksıya alacağım. Evet, bankokluğumuzun bakım ve çoğaltımı tamamlandı. Bu şekilde sulamalarını da yaptım. Yavrulardan çoğalarak büyüdüler. Bir tane anaç çiçek perisi Saniye Hanım'dan almıştım. Çok sağlıklı ve güzeldi. Ondan bu kadar çoğaldı arkadaşlar. Birçok bankokluğum oldu bu şekilde. Bahar bakımları tamamlandı. Gübrelemelerini yaptım. Sulamasını şu an yaptım. Artık yaza hazır. Kış boyunca uyumuşlardı. Şimdi uyandılar. Yeniden canlanma zamanı. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.